Piyasa Masası'ndan günaydın. Ben Zeynep Erataman, Burcu Kıratlı ile beraber her sabah olduğu üzere karşınızdayız. Yeni haftada piyasadan beklentileri konuşacağız. Meryem Gürsoy, Alem Yatırım Satış ve Pazarlama Direktörü bizi bekliyor. Daha çok bekletmeyelim. Meryem günaydın, iyi haftalar. Bu hafta içeride büyüme, dış ticaret, ekonomik güven gibi verileri karşılayacağız. Aynı zamanda bugün Merkez Bankası ilk defa ticari gayrimenkul sektörüne ilişkin endeksini de açıklayacak. Onu da saat 10'da takip edeceğiz. Ve tabii büyüme verisi bizim için içeride en önemlisi ama geri dönük veri olduğu için piyasa üstünde pek etkisi olması beklenmez. Ne dersin, bu hafta piyasamızı neler etkileyebilir? Siz hangi teknik seviyeleri önemseyeceksiniz ALB yatırım olarak bu hafta? Günaydın, iyi haftalar Zeynep, iyi yayınlar. Şimdi öncelikle endeks tarafına baktığımız zaman geçtiğimiz hafta %1.34 yükselişle 9.374 seviyesinden kapattı borsa endeksi. Bilişim ve teknoloji bu noktada haftaya en çok değer kazandıran sektör olurken diğer taraftan aracı kurumlar ve sigortacılık da haftayı değer kaybıyla kapattı. Geçtiğimiz hafta 9.417 seviyesini görerek endeksteki tarihi zirveyi de bir adım daha ileri atmış olduk. Ve baktığımız zaman da yeni yıldan beri 8 hafta üst üste yükselen bir borsa endeksi var karşımızda. Şimdi açıkçası kurum olarak orta ve uzun vadeli endeksle ilgili olumlu görüşümüzün devam ettiğini öncelikle ifade edebilirim. Ama kısa vadeye baktığımız zaman kısa vadede teknik olarak 9400 seviyesini takip ediyoruz Zeynep. Bu seviye önemli. Bu seviyenin üzerinde kapanışların gerçekleşmesi, peş peşe kapanışlar almamız teknik anlamda da endeksin yukarı yönlü hareketi için bu noktada önemli olacaktır diye düşünüyorum. Geri çekilmelerde de 5 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 9.310 seviyesini takip ediyoruz. Ama genel olarak biraz evvel de söylediğim gibi yani endeksle ilgili olumlu görüşümüz devam ediyor ama tabii kar realizasyonlarına karşı da temkinli olmakta fayda görüyorum. Dolar bazlı olarak baktığımızda da 300 dolar takip ettiğimiz destek seviyesi olurken 310 dolar da karşımızda direnç seviyesi olarak çıkıyor. Şimdi geçtiğimiz hafta Merkez Bankası faiz kararı vardı ki beklentilere paralel olarak da zaten politika faizinde herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Ancak Merkez Bankası'nın şahin duruşu, diğer taraftan Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasıyla ilgili beklentiler, buradan gelen gelişmeler, teknik olarak da bankacılık endeksindeki hareketlilik, bunların hepsi endeksteki pozitif seyirin için etkenler oldu diyebiliriz ki bu noktada da önümüzdeki günlerde de açıkçası bunlar yine endeksin pozitif seyri için önemli etkenler olacaktır. İçeride bu hafta senin de söylediğin gibi büyüme verisini alacağız ama bu gelen verinin fiyatlamalar üzerinde herhangi bir hareketliliğe sebep olmasını da beklemiyoruz. Küresel tarafta da yine ABD büyüme verisi, Lagarde'ın açıklamaları ve Euro tarafında da Euro bölgesi TÜFE verisini takip ediyor olacağız Zeynep. ALB Yatırım Satış ve Pazarlama Direktörü Meryem Gürsoy, çok teşekkürler tüm bu notlar için. Şimdi borsa açılışı öncesi başka neler bilmek lazım? Hangi şirket haberleri var? Onun detaylarını da senden dinleyeceğiz Burcu. Şimdi geçtiğimiz haftadan yükseliş %1.3 olmuştu Zeynep. Burada tabii CDS'in de geçtiğimiz hafta geri gelmesinin bir miktar etkisi olmuştu. Bankacılık endeksine baktığımız zaman %2.3 yükseldi. Sanayi endeksi hafif düşüş kaydetti. Geçtiğimiz hafta özellikle ön plana çıkan bilişim ve teknoloji olmuştu. Geçen hafta hatırlamak gerekirse Nvidia'nın bilançosu da küresel piyasalarda bir rally havası yaratmıştı. Dolayısıyla bizdeki bilişim sektörüne baktığımızda da burada yılbaşından bu yana da en çok yükselen bu yıl bu sektör olduğunu görüyoruz. Bilişim ve teknoloji özellikle. Şimdi bunun sonrasında tabii bir de bu gri liste konusunu takip ettik. Buradan olumlu görüş neticesinde Haziran'da çıkabilir gibi bir beklenti oluştu. Diğer taraftan seviyeler anlamında baktığımız zaman neleri takip ediyoruz? Hala 9400 seviyesini takip ediyoruz. Üstünde kapanış alacak mı diye. Evet, şu anda henüz daha bu seviye geçilmedi. 9500'lerin üzerine atılmadı gibi gözüküyor ama sektörel anlamda ayrışmaların geçtiğimiz hafta olduğu ve bu sebeple bu endeksin de yukarı giderken bir miktar buralarda nasıl diyelim biraz daha böyle patinaj yaptığı bir durum. Ama diğer taraftan haber akışı anlamında da olumsuz da bir durum olmadığı için aşağıda da desteklerin kırılmadığı, hatta kar realizasyonlarının seans içerisinde karşılandığı bir haftayı yaşadık. Şimdi bu hafta nasıl olacak tabii? Bu hafta bir kere önemli veriler var mı? Onu bir düşünelim ilk önce. Geçtiğimiz hafta bu arada PPK'yı takip etmiştik. Bu hafta PPK tutanaklarını da izleyeceğiz. Makroekonomik veri açısından büyüme verisini takip edeceğiz ama şimdi %3,5 gelmesi bekleniyor. Bir önceki okuma %5.9 gelmiş.
gelmişti. Fakat tabii büyüme verisi geçmiş odaklı bir veri olduğu için Zeynep piyasa üzerinde çok büyük anlamda bir etki yaratmayabilir. Dolayısıyla önemli olacak tarafta ne olabilir? Yine şirket haberleri ve bilançolar olacak ki bilançolar anlamında da bugün Otokar'ın bilançosunu takip edeceğiz. Cuma günü biraz daha yoğun takvim var. Türk Hava Yolları'nın, Borusan'ın bilançolarını takip edeceğiz ve Arçelik'in bilançosunu. Burada Borusan ve Türk Hava Yolları fonksiyonel para birimi kullandıkları için kendi enflasyon muhasebesine tabi olmadan bilançolarını açıklayacaklar. Dolayısıyla etkileyecek olan bilançolar biraz daha haftanın sonuna doğru gelmiş gibi gözüküyor. Onun haricinde şirket haberlerinden biraz daha devam edeyim. Şimdi İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın bilançosu geldi. 2023 yılındaki net dönem kârı 2022 yılına göre %64 oranında düşerek 3.1 milyar TL'ye geriledi. Buradaki sebebin yatırım amaçlı gayrimenkul değerleme gelirinin 2022 yılındaki 7.2 milyardan geçtiğimiz yıl 1.7'ye gerilemesi kâr düşüşündeki önemli faktör olarak karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan 2023 yılındaki satış gelirleri de %14 oranında geriledi ve 1.2 milyar TL'ye düştü. Maliyetlerinde de yalnız bir artış olduğu gözüküyor ki bu brüt karın artmasındaki önemli faktörlerden bir tanesi oldu. Maliyetlerde de %51 azalış var ki bu sebeple brüt kar %15 artış göstermiş ve 2023 yılında 933 milyon TL oldu. Brüt kar marjına baktığımız zaman 55.8'den 74.4'e çıktığını görüyoruz. Şimdi satış gelirleri tarafında ise kira gelirleri kısmında 2023 yılında 872 milyon olarak gerçekleşti ve %21 arttığını görüyoruz. Konut tarafı 265 milyon oldu. 2022 yılındaki finansman gideri ki bu 690 milyondan 1,5 milyar TL'ye kadar yükseldi. Dolayısıyla buradaki net parasal pozisyon kazancı da 1 milyar TL'lik olmuş. 1 milyar TL oldu. Gelirler anlamında biraz daha düşüp brüt kar marjının yükselişi anlamında daha sınırlı pozitif diyebileceğimiz bir bilanço. Şimdi İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı deyince zaten iki kurumdan sadece tavsiye var terminalde şu anda. Onlar da al diyorlar. Kapanış fiyatı Cuma günü 19 lira 14 kuruş olmuştu. Ziraat Yatırım'ın tavsiyesi al yönünde 28 lira 10 kuruşluk bir hedef fiyat vermiş. 16 Kasım tarihli ve yine İş Yatırım'dan al tavsiyesi 23 yine Ekim tarihli olarak gelmiş. O da 27 lira 5 kuruşu hedef seviye olarak göstermiş. Onu da yine atlamamış olalım. Özür dilerim, sınırlı pozitif dedim galiba ben az önce. Sınırlı negatif gelirlerinin düşmesi anlamında. Bu arada Europower'da yine bir iş ilişkisi var. Dağıtım trafosu 3 milyon euro tutarını. Burada özellikle iş ilişkilerini Zeynep az önce de söyledim. Bilişim teknolojilerinin yılbaşından beri performansını hala olumlu etkilediğini söylemek lazım. Geçen sene de hikaye buralarda şekillenmişti. Bu yılda özellikle işte Europower gibi, Astor Enerji gibi ki Astor Enerji'de de yaklaşık 16,5 milyon dolarlık yine bir transformatör sözleşmesi var. İş ilişkilerinin etkili olmaya devam ettiğini özellikle hisse haberlerinin, bu tip haberlerin etkili olmaya devam ettiğini görüyoruz. Diğer taraftan Birleşik Metal, BMS Birleşik Metal'de yine burada katma değerli ürün üretme kapsamında Vitek ve Bizel markası ile Avrupa'ya tel ihracatına başlamış ve özellikle burada aylık ihracatın 300 milyon ton olması hedefleniyor. Önemli bir haber. CVK Maden'de yine bir haber var. Yurt dışındaki bir yerleşik firma ile maden cevheri satışı konusunda bir anlaşma. Büyüklüğü 32 milyon TL'lik TL tutarında. Bunun haricinde gelecek varlık yönetiminde yine alacak satışı da satışa çıkarılan iki portföyden 532 milyon TL ana para büyüklüğündeki bir ihalenin en yüksek teklif vererek ihaleyi kazanmış. Panelsan'da yine iş ilişkisi 2 milyon dolar tutarında. Burada bir de Pasifik Donanım Yazılım'da Patek'te bir haber var. Burada Titra Teknoloji'nin %51 hissesini yaklaşık 478.2 milyon TL bedelle satın almaya ve hisse devir sürecinin başlamasına karar verildi. Neden önemli? Titra Türkiye'nin ilk insansız helikopteri olan envantere alınmış, Alpin ile adını duyurmuş olup bu anlamda askeri ve sivil kullanımı uygun insansız hava sistemleri, akıllı sağlık sistemleri, yine akıllı şehirler, yapay zeka, siber güvenlik, büyük data gibi inovatif projelerin devamı konusunda oldukça önemli. Bir de son platform turizmde yine bir iş ilişkisi var. Bu da 50 milyon TL tutarında bir sözleşme imzalamış. Şimdi şirket haberlerini aktardıktan sonra aracı kurum raporlarına geçelim istersen. Sabah Tribe Yatırım'dan bir Teknosa değerlendirmesi geldi. Çok denk geldiğimiz bir hisse değil Teknosa. Hakkında çok konuşma şansımız olmuyor o yüzden. O yüzden bir rapor gelmişken istersen hemen değerlendirelim.
Şimdi aslında yatırım tezi genel anlamda perakende üzerine kurulu. Tabii perakendeyi hep güçlü olan sektörler olarak konuşuyoruz. Bu da tabii hem makroekonomik belirsizlik döneminde hem perakende sektörünün hisseleri yatırımcılar için hem enflasyon artışlarından koruyor hem de güvenli liman olarak biraz daha defansif görünümde de olması açısından da fayda sağlıyor. Dolayısıyla burada tüketici elektroniği perakende sektöründe Teknosa halka açık olan tek şirket. Ve dolayısıyla bir yatırım fırsatını temsil ettiklerini düşünmüşler. Böyle, bu şekilde takdir etmişler onlar da. Devamını vereceğiz raporun ama öncesinde borsa açılışı geldi. Hemen ondan bahsedelim biraz. 9411 puanda Borsa İstanbul 100 ana endekste yeni bir gün başladı. %0.39 yani 36 puanlık bir artı ile endeks yüzde haftaya giriş yapmış olduk. 87 hisse şu an yükseliyor. Endeks yüzde 7 hisse düşüyor. 6 hisse ise güne yatay bir başlangıç yaptı. Mali endeks yeni güne başlarken %0.21. Sanayi endeks %0.54 ve banka endeksi de %0.11'lik bir yükselişe yöneldi. Bu esnada hizmet endeksi %0.47 ve ulaştırma endeksi %0.54 kadar artılarda hareket ediyor. Turizm endeksi ise güne %0.51'lik bir kayıpla başlangıç yaptı. Kurlar tarafına döndüğümüzde dolar TL 31.10.84'te, euro TL ise 33.69.38 ile kotasyona devam ediyor. Puan bazlı katkılarda endekse şu anda ilk 5'e döndüğümüzde Türk Hava Yolları, Astor, Koç Holding, Ford Otomotiv ve Turkcell'i görüyoruz. Puan bazlı baskılarda İş Gayrimenkul'den sonra Anadolu Grubu, Vestel Elektronik, Emlak Konut Giyo ve Hektaş hisseleri geliyor. Yüzdesel bazda en çok artan ise şu anda Kale Seramik, arkasında Galata Wind, Europower, Tatlıpınar ve Alfa Solar var. Yüzdesel en çok düşen tarafta ise İş Gayrimenkul sonrası Vestel Elektronik, Anadolu Grubu, İskenderun, Demirçelik ve EKGYO hisselerini takip ediyoruz, hatırlatalım. İş ilişkisi olanlar gerçekten yine hemen sıralamada fark ön plana çıkmış gerçekten. Senin de bahsettiğin gibi Burcu. Thrive yatırımdan devam edelim istersen tabii. Teknosa raporuna. Şimdi tabii Teknosa Sabancı Holding'in önemli iştiraklerinden bir tanesi. Onu da hatırlatalım. 12 aylık hedef fiyatı 85.83 TL'ye yükseltmişler Zeynep. Şimdi tabii %90'lık bir yukarı potansiyel. Önceki hedef fiyat ise 40.18'miş ve yaklaşık %95'lik bir getiri sağlamış. Tekrar bir revizyon gelmiş bunun sonrasında. Şimdi yatırım tezi, yatırım hikayesi sağlam finansal performans, hem temel değer büyümesindeki etkileyici potansiyel ve diğer çarpanlarına göre, akranlarına göre indirimli, iskontolu işlem görmesi. Şimdi etkileyenler arasında, olumlu etkileyecekler arasında bir kere mağaza gelişimi hem de e-ticaret platformu gelişmesiyle beraber artan müşteri sayısı, müşteri trafiği olacağını söyleyebiliriz. İstikrarlı işletme marjları ve üstün FAVÖK marjı da demişler. Güçlü finansal durum ve gelecekte bu borç almayı düşük maliyetle sağlayacağını düşünüyorlar. Ve tabii Türkiye ekonomisindeki beklenen istikrar ve tüketici talebinin hala aslında evet sıkılaşma döngüsündeyiz ama olumlu devam etmesi de olumlu katalizörler arasında. Diğer taraftan riskler arasında Zeynep, makroekonomik belirsizlik, ithalat maliyetleri ve burada önemli düşürücü faktör olabilir. Küresel tüketici pazarında bir daralma ve olası bir şekilde yonga veya çip sıkıntısı tekrar baş gösterebilir. Bir de kargo sevkiyatındaki son zorluklar. Özellikle burada hatırlanacak olursa jeopolitik riskleri de bir anda hatırlayalım. Bunların uzun vadeli ürünlerin bulunabilirliği ve maliyetleri olumsuz etkilemesi bakımından bir şerh düşmüşler. Bir de tabii tüketici kredileri ve taksit planlarına ilişkin potansiyel kısıtlamalar demişler olumsuz taraflar arasında da. Şimdi hisse geçtiğimiz yılın başından beri, bu yılın başından beri iyi bir getiri elde etmişti. Fakat enflasyonu olası hedge imkanı sebebiyle perakende sektörü hep konuşuyoruz yayınlarda. Evet, evet. Tüketicileri maliyeti yansıtma yeteneği sayesinde güvenli liman olarak işlev görüyor. Ve bunun yanında hem işletme marjları hem karlılığın desteklenmesi anlamında da önemli. Özellikle burada tabii hem yenilik, yeni ürün lansmanları sadece enflasyona karşı bize bir koruma sağlamıyor. Aynı zamanda teknolojiyi de takip eden ve sürekli değişen dünyada aslında bu bir gereklilik de oluyor. Dolayısıyla aslında tüketici elektroniği hiç belki geçmeyecek bir sektör olarak da karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu anlamda da büyüme odaklı bir firma gibi ki Teknosa bunu başarmış gibi gözüküyor. Dolayısıyla bundan olumlu şekilde etkilenecek firmalar arasından bir tanesi. Çarpanlar anlamında baktığımız zaman da ileriye yönelik çarpanlarda özellikle FAVÖK çarpanı ve FK anlamında sırasıyla %66 ve %46 indirimle işlem görür derler.
Şimdi borsaya bir kez daha bir dönelim. Hareketlerde biraz daha canlanma başladı. Oraya döndüğümüzde yine Kale Seramik, Galata Wind, Euro Power, Astor ve yine Tatlıpınar'la MİA Teknoloji ile devam eden bir liste ilk beşi oluşturuyor. En çok yükselenler tarafında. En çok düşenlere döndüğümüzde de İş Gayrimenkul, yine Vestel Elektronik, EKGYO, İskenderun Demir Çelik, Akbank gibi hisseler olduğunu aktarabiliyoruz. Birazdan Merkez Bankası'ndan dediğimiz gibi ticari gayrimenkule ilişkin endeks ilk defa açıklanacak. Ama o gelene kadar istersen en azından satır başlarını vermeye çalışalım. Halk Yatırımında bir Ford Otosan değerlendirmesi oldu. Neler söylüyorlar? O da galiba yükselenler arasındaydı. Az önce sen anons ederken duydum. Şimdi hedef fiyatı 1477 olarak takdir etmişler Zeynep. Getiri potansiyeli %50 olacağını düşünüyorlar. Tabii Ford Otosan'da yatırımlar eşliğinde güçlü büyüme başlığıyla çıkmış. Özellikle yurt içi ve yurt dışı pazarların konumlanmasının desteğinde güçlü finansallar. Şimdi 2023 özellikle otomotiv için çok güçlü bir yıldı tabii. Güçlü işlerle birlikte yüksek karlılık, euro bazlı ihracat kontratlarının hem finansallara katkısı hem euro bölgesindeki bu endişeye rağmen Craiova fabrikasının artan katkısıyla birlikte ciroda önemli bir şekilde güçlü büyüme beklenmişti. Bir de tabii yurt içinde satış gelirlerinin araç bulunabilirlerindeki iyileşmenin de katkısıyla birlikte güçlü seyretmişti. Yine TL'deki değer kaybının etkisiyle güçlü marjlarla yılı tamamlamasını bekliyoruz demişler. Burada arz yönlü baskıların ortadan kalkması, elektrifikasyon sürecine geçiş ve yine yurt dışı satışlarının gelirlerinin toplam satışlar içerisindeki payının artması da katalizör olarak karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan şirketin yurt içi araç pazarındaki liderliği de hala konuşuyoruz ve Avrupa Ticari Araç Pazarı'nda son 9 yıldır aralıksız devam eden pazar liderliğinde şirket sürdürüyor. Ve yine bunun da olumlu devam etmesini bekliyorlar olumlu şekilde. Diğer taraftan katma değerli ürünler artıyor. Az önce söylemiştim elektrikli araç talebinin de burada desteğinin olmasını özellikle görüyoruz. 250 bin adetlik kapasite artışı sağlamıştı Romanya'daki fabrika. Ve bu artan kapasitesine bağlı olarak 2024'te de 634 bin yurt dışı satış hacmi beklentisinin devam edeceğini söylüyorlar. Bir de tabii burada 2025 yılı itibariyle dönüşüm sürecinde, elektrikli araç sürecinde de yine 1 adet binet, 5 adet hafif ticari ve 1 adet ağır ticari aracın elektrikli versiyonlarının üretilmiş olup bunun da yine 2025 yılı ile birlikte tamamlanması öngörülüyor. Ve dolayısıyla bu katalizörler eşliğinde hedef fiyatta %50 potansiyelle 1477 seviyesine yükseltilmiş. Şimdi bu arada Merkez Bankası'nın da internet sayfasına baktığımız zaman ticari gayrimenkul fiyat endeksinin ilk defa açıklanmaya başlandığını görüyoruz. Detaylarda 4. çeyrekte Türkiye genelinde bir önceki çeyreğe göre %12,5 oranında artan ticari gayrimenkul fiyat endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak %98,2, reel olaraksa %21,8'lik bir artış göstermiş durumda. İçerisinde dükkan fiyat endeksi ve ofis fiyat endeksi başlıklarının da olduğunu görüyoruz. Türkiye genel eline bakıldığı zaman dükkan endeksinde %98,9, ofis endeksinde ise %94,2'lik artışlar var. Büyük şehirlerden yine İstanbul, Ankara ve İzmir ile ilgili yüzdeler de açıklanmış içerisinde. Yine grafiklerle de devam edebiliriz biraz daha akılda kalıcı olması açısından. Türkiye genelinde 2023'ün 4. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %13,1 oranında artan dükkan fiyat endeksi önceki yılın aynı çeyreğine göre az önce aktardığımız gibi %98,9, reel olaraksa %22,2'lik artış gösterdi. Aynı çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %9 oranında artan ofis fiyat endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %94,2 nominal, %19,3 reel artışlar göstermiş durumda. Onunla ilgili grafikleri de yine Merkez Bankası paylaştı. Aydınlatıcı bir bilgi çünkü dünya çapında da tabii ticari gayrimenkulle ilgili sıkıntıları her geçen gün konuşuyoruz. Bir yandan da hemen 3 büyük ilden de bahsedelim. Buradaki gelişmeleri değerlendirdiğimizde İstanbul, Ankara ve İzmir'in ticari gayrimenkul fiyat endeksleri 2023 yılı 4. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre sırasıyla %9,4 bu İstanbul, %14,5 Ankara ve %13,6
İzmir şeklinde gerçekleşti. Yıllık olarak değişimlere de bakalım. Bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla İstanbul'da yine %80,9, Ankara'da %110,2 ve İzmir'de 111,1'lik artışlar olduğunu takip ediyoruz. Ticari gayrimenkul fiyat endekslerinin kırılımlarına baktığımız zaman aydınlatıcı bir veri. Eminim ki önümüzdeki yayınlarda arkadaşlar konuyla ilgili uzman görüşüne de başvuracaklardır. Son bir dakikada neler ekleyebiliriz Burcu? Şimdi bu hafta tabii biz de Borsa İstanbul'da bir taraftan TL bazlı zirveleri konuştuk. Dolar bazlılarda hala aynı yerde olduğumuzu tabii konuşalım. Piyasa bu hafta artık bu dirençlerin geçildiğini de bir taraftan da görmek isteyecektir. Fakat tabii seçim haftası, seçim ayına yaklaşırken de artık şöyle yorumlar veya sorular da duyuyorum, bana da geliyor. İşte mevduat faizlerinde seçimlere yakın bir artış olur mu? Veya işte dolara, altına daha fazla geçiş olur mu? Bu özellikle biz tarafını nasıl etkiler? Tabii seçim öncesinde genel seçimler kadar olmasa da genel seçimler öncesinde de böyle sorular evet kesinlikle soruluyor ve var oluyor ama ekonomi politikalarının devam ettiği sürece bunların bir miktar daha sınırlı olarak en azından geçtiğim seneki kadar konuşmayacağımızı düşünüyorum. Yatırımcı sayısının diğer taraftan artını görürüz. Tekrar 8 milyonlara çıktı. Burada halka arzlara gelen ciddi talebin de olumlu etkisi olduğunu konuşmak lazım. Tekrar Borsa İstanbul'a bir ilginin olduğunu da görüyoruz. Böylelikle piyasa masasının bugün de sonuna geldik. Yarın sabah tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.